Avrupa'nın en renkli iş dünyası programı Vizyon'dan herkese merhaba. Bir haftalık ayrılıktan sonra iş dünyasından özel haberlerle yine sizlerleyiz. Programımızda ilk olarak Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyor ve Paris'teki Müsiat Paris'in geleneksel iftar programına konuk oluyoruz. Fransa'daki diplomatları, bürokratları ve iş insanlarını buluşturan iftar yemeğinde önemli mesajlar verildi. İşte yoğun bir katılımla gerçekleşen programdan Vizyon kameralarına yansıyanlar. Paris'ten herkese merhabalar değerli izleyenler. Efendim maalesef ki 2 sene boyunca pandemi sebebiyle Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayamadık ve kalabalık iftarlar yapamadık. Ama bu sene birçok yerde özlemiş olduğumuz kalabalık iftarları yaparak Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayabiliyoruz. Bugün Salle Elize'de Müsiat Paris'in geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar yemeğine götürüyoruz sizleri. Hep birlikte izliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müsiat Paris tarafından Salle Elize'de düzenlenen iftar programına Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Fransa DİTİB Başkanı Bayram Demirtaş, Paris DİTİB Başkanı İbrahim Işıtan, Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Şevket Tüfekçi, Müsiat Paris Başkanı İlkan Cengiz, müşavirler, dernek başkanları ve iş adamları katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen program, İstanbul'da düzenlenecek olan Müsiat Expo 2022 fuarının tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere selamlarım en güzeli. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamun aleyküm. Müsiat Paris Başkanı İlkan Cengiz'in selamlama konuşmasıyla devam eden programda Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Ali Onaner de konuklara hitap etti. Değerli misafirler, hepinizin huzurunuzda öncelikle Müsiat'ımıza, tüm Müsiat yöneticilerine bu güzel iftar programında bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bu akşam aramızda Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Sayın Ali Onaner de var. Şimdi kendisine bir merhaba diyelim ve duygularını alalım. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ederim beni de aranıza kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu geceye katılarak onur ettiniz gerçekten. Sizler neler söylemek istersiniz, duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Bu gece bir araya geldiğimizde aslında birkaç senedir özlediğimiz bir ihtiyacı yerine getirmiş oluyoruz. Son 2 senedir Ramazan aylarında böyle birlikte iftarlar düzenleyememiştik. Bu sene Ramazan ayının ilk büyük iftar etkinliğini de Müsiat'ımız düzenlemiş oldu. Müsiat'a teşekkür ediyoruz bu etkinliği için. Bu güzel birliktelik vesilesiyle Ramazan ayının Fransa'da Türkleri, Türklerin yaşam şekillerini, Türklerin dinlerini Fransız dostlarına daha iyi anlatmaları ve daha fazla hoşgörüye imkan tanımaları için bir vesile olmasını istiyoruz, diliyoruz. Bu geceyi de böyle fırsat olarak görüyorum ve Ramazan ayında bizi böyle güzel bir iftar etkinliğinde buluşturduğu için Müsiat'a tekrar teşekkür ediyorum. Efendim biz de size tekrardan teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Programda sahne alan İbrahim Cuşan, söylediği ilahilerle davetlilere adeta Türkiye'yi yaşattı. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu Sayın Serdar Belentepe de bu akşam aramızda. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar herkese. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ben de. Müsiat Paris tarafından düzenlenen iftarda bir araya gelmekten, herkesle, bütün iş adamlarımızla, buradaki vatandaşlarımızla bir araya gelmiş olmaktan ben de çok mutluyum. Bu vesileyle göğü bölgemizdeki ve etrafımızdaki herkese hayırlı Ramazanlar, iyi bir Ramazan dönemi diliyorum.
değerli izleyenler, Fransa DİTİB Başkanı Sayın Bayram Demirtaş da bu akşam bizimle beraber. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Merhabalar, teşekkür ederim öncelikle size ve MÜSİAD'a böyle bizi bir araya getirdiği için, farklı kesimlerden insanları burada topladığı için. 2 yıldır aslında özlediğimiz bir manzara bu. Çünkü Ramazan'ı oruç tutarak, Kur'an okuyarak yaşıyoruz ama birlik beraberlik olduğu zaman, iftar sofralarına beraber oturabildiğimiz zaman daha iyi hissedebiliyoruz. Dolayısıyla elhamdülillah bu sene bu fırsatı bulduk. Umarız bir daha böyle uzun aralar hiçbir zaman olmaz. Sayın Büyükelçimiz de çok değerli katılımcılarla burada olmak, MÜSİAD'ın konu olmaktan biz de mutluyuz. Hem Paris'te, Strasbourg'da, Lyon'da DİTİB'lerimizin çatısı altında çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Camilerimiz cıvıl cıvıl dolu, teravih namazları coşkuyla kılınıyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Değerli izleyenler, Paris DİTİB Başkanı Sayın İbrahim Işıtan da bu gece aramızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar. Merhabalar, hoş bulduk, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii şimdi Ramazan ayı birlik beraberlik ayı olduğu için insanların iftar programlarıyla beraber olmasının özlemini çekiyorduk. Elhamdülillah bu Ramazan'da buna kavuşmuş olduk. Çeşitli etkinliklerle, işte iftar programlarıyla insanlar bir araya gelip hasretlerini gidermiş oluyorlar. Bu anlamda önemli diyebiliriz bu Ramazan'ı. Çünkü 2 yıldır pandemi dolayısıyla birlikte iftar yapamıyorduk ama elhamdülillah bu yıl yapıyoruz. Bu da tabii ki önemli bir gelişme. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Değerli izleyenler, bu gece ev sahipliği yapan MÜSİAD Paris Başkanı İlkan Cengiz'le beraberiz. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Merhabalar, sağ olun sizlere de. Teşekkürler. Efendim bugün Sar Elize'de güzel bir iftar yemeği düzenlediniz. Çok da güzel bir katılım var. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu iftarımıza katılan Sayın Büyükelçim, Sayın Başkonsolosum, ataşelerimiz, müşavirlerimiz, STK başkanlarımıza, yönetim kuruluma, üyelerimize ve değerli misafirlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Zor zamanlardan geçtik. Pandemi dönemi yoğundu ve çok acılar çektik bu dönemlerde. İş olarak olsun, sağlık olarak olsun. Bu iftarın bir, yeniden bir başlangıç olarak görüyoruz çoğumuz. Ve çok büyük bir birlikteliğin bir başlangıcı olarak simgeleyebiliriz. Efendim bu süreçte tabii siz kendi aranızda yönetiminizle beraber toplantılara devam ettiniz. Bundan sonraki ilerleyiş tabii ki pandemi süreci nasıl devam edecek bilmiyoruz ama olumlu yönde devam ederse yeni projeler de gelecek mi? Tabii ki. Şimdi bunların çalışmalarını biz pandemi döneminde çok düşündük ve tasarladık. Ama burada bir gerçek var. Pandemi hepimizi birbirimize bağladı. Çok birbirimize yardımcı olduk ve bazı iş dallarına atılma kararları aldık. Bunu yönetim olarak olsun, iş dünyası olarak olsun çok düşünüp tasarlıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle de pandeminin tam bitmesiyle hepimiz eski günlerimize kavuşup ilerleriz. Değerli izleyenler, MÜSİAD yönetiminden Beyler Sambur'la beraberiz. Kendisine bir merhaba diyoruz. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Ne güzel bir kalabalık. Sizlerin de duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum MÜSİAD Paris yönetimi olarak. Öncelikle gelen misafirlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle oldukları için hepsine tekrar teşekkürler. Ve çok mutluyuz böyle bir şeyi gerçekleştirebildiğimiz için. Efendim bildiğiniz üzere pandemi sebebiyle 3 senedir beri yaklaşık bu Paris MÜSİAD iftar gecelerinin yemeklerini özlemle bekliyorduk. Onu bu sene gerçekleştirdik. İnşallah bu Ramazan ayı hepsine, hepimize, bütün Müslüman alemine hayırlı uğurlu olur. Tabii ki de bereketli olur bizim iş adamı arkadaşlarımız için. Her zaman gönlümüz bütün İslam alemiyle beraber çarpıyor. Bu da bugün bir Ramazan nedeniyle hem bir iftar hem de bir iş adamlarını müsaitle beraber birleştirmemiz, bir yurt dışında Fransa'da, Fransa'nın yani başkenti Paris'te buluşmamız böyle bir güzel günde
bizi çok çok mutlu ediyor. Sizin de burada olmanız tabii ki ayrıca bir güzellik. Burada tabii ki böyle şeyleri artırmamız lazım. Bu Fransa'da ve Avrupa'da, dünyada bundan sonra iş adamlarımızı, gelecek gençliklerimizi teşvik ediyoruz. İki yıldır zaten Covid vardı. Onun için insanlar bir araya gelememişti. Biz de müsiat olarak uzun zamandır bir merasim de düzenleyemedik. Bu Ramazan vesilesiyle insanlarımız bir araya gelecekler. Onun için biz de mutluyuz. Hayırlara vesile olur inşallah. Efendim çok teşekkürler. Başarınızı devam diliyorum. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.